Önce Steam dolar kuruna geçti, bize bir tokat attı. Daha sonra Steam'in yaptığını yaparak iyi bitirici vuruşu yaptı. Bize gelen vurdu, giden vurdu. Orada yalnızdık, yalnızdık. Yerde yatıyorduk ki bir ses duyuldu. Korporatörler, Ben. Bence, diyordu adeta. Bu ses kimindi? Tabii ki Epic Games'indi. Bizi elimizden tuttu bu cendereden çıkardı. Epic Games Store'da yılbaşı indirimleriyle müthiş oyunları müthiş fiyatlara elde edebiliyorsunuz. Üstün üstlük 200 lira ve üzeri satın alım yaparsan %33 de ekstra indirim veriyor. Peki bitiyor mu? Hayır. Ne kadar alışveriş yaptıysan onun %10'u da hesabına geçiyor aynı şekilde. Yani 1000 liralık bir alışveriş mi yaptın? Hesabına bir bakıyorsun aa 100 liram var. İşte Epic böyle adamdır. İşte bu zor dönemlerde bize böyle dostlar lazım. Epic gibi dostlar lazım. Adı gibi efsane adamlar bunlar. Ya daha bu Epic ne yapsın kardeşim ne yapsın bizi yaranmak için daha? E tabi Epic indirimleri sıralamışken ben de 250 tane Meybuz değil de 50 tane Magnum alın diye size çok güzel bir liste yaptım. Bu 50 tane Magnum hem kendi oynadığım hem de kendi listemek eklediğim oyunlardan oluşuyor. Video sürsünce var olan indirimleri video sonunda da bu 50 tane oyunu sepetinize attığınızda nasıl bir manzarayla karşılaşacağınızı göreceksiniz. Listeye geçmeden önce videolarımı ve tarzımı beğeniyorsanız bir like bırakırsanız bir de abone olursanız çok sevineceğimi belirteyim. Listeye geçelim. Oyun 2010 yılında Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülen Alan Wake'in makyajlanmış hali. Ünlü yazarımız Alan Wake'in üretkenlik problemleri yaşayıp hem kafa tatili yaparım hem de belki aklıma bir şeyler gelir de yazarım niyetiyle eşi Alice ile birlikte Bright Falls'a gitmesinin ardından yaşadığı bir takım talihsiz olayları anlatıyor. Talihsiz demek az gelebilir. Kimileri çok feci eleştirse de bana oldukça keyif veren bayağı yaratıcı öyler bulunduran bir oyun bence. %67 indirimle 49 liradan 16 liraya düştü. Alan Wake 2 bana göre yılın oyunu olan, ilk oyunu oldukça sinematik bir hava katmış, grafikleriyle ben yeni neslim diye bağıran, insanı gelim gelim gelirken ne oluyor lan burada diye düşündürecek kadar absürt komediye kaçan sekanslarıyla insanı koltuğa çivileyen bir oyun. Bu oyun daha yeni çıkmasına rağmen %20 indirimle 912 liradan %33 indirimi ekleyince 489 gibi komik bir rakama düşüyor. Üstüne üstlük Epic, Alan Wake 2'nin yanında Alan Wake da hediye ediyor. Yani ilk oyunu da oynamak istiyorsanız direkt bunu alıp geçebilirsiniz. Daha Ekim'de çıkmış olan, Remedy'nin yarattığı bu şahizede üzerine cidden düşünün düşünülmüş, özen gösterilmiş bu triple oyunu. Yani bence 489 liradan ama fırsatını kaçırmayın. Red Dead Redemption 2 hakkında şunu söylemem gerekiyor. Aşırı ayrıntılı, aşırı detaylı bir oyun olsa da ağır ilerleyen bir oyun olmasından ötürü sevmeme ihtimaliniz var. Red Dead Redemption 2 insana bir oyun aşırı gerçekçi olursa sıkıcılaşır mı acaba? Sorusunu sorduruyor. İşin sonunda bir sene kadar önce oyunu Steam'den 98 liraya almış olmanın keyfiyle şu an oyunun büyük bir indirimle 254 lira oluşunu şaşkını beni benden alıyor. Fakat şu piyasada RDR2 için maalesef 254 lira çok uygun bir fiyat. Dying Light 2, Dying Light The Following DLC'sinin devam oyunu. İlk oyunda olan Haran'daki olaylardan çok uzun zaman sonrasında geçiyor. Yeni bir virüs geliştirilmiş. Ardından insandan büyük bir kısmını hasta etmiş yine. Vilador dediğimiz şehir de dünyadan izole bir şehir olduğu için Ayakta kalan son şehir olmuş. Yeni mekaniklere sahip bir oyun bu ve kararlar doğrudan oyunu etkileyebiliyor. The Nutcracker ve Bloody Ties DLC'lerden topladığı Winter Tales Edition haliyle %40 artı %33 indirimle 699 liradan 281 liraya düşmüş. Ve bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Savaş tanrısı Kratos abimizin karısının ölümünden sonra karısının vasiyetini yerine getirmek üzere oğluyla beraber dünyanın en yüksek dağının üzerinde küllerini satma serüvenine oynadığımız God of War %50 artı %33 indirimle 301 liraya düşmüş durumda dostlar 301 liraya God of War yani artık bunu almayacaksınız da neyi alacaksınız ben bilmiyorum şu ana kadar çıkmış tüm eklentileri içinde bulunduran The Outer Worlds'un Spaces Choice Edition'ı Obsidian'in yaptığı bir Bethesda RPG'si olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun yani Bethesda'nın yapmadığı bir Bethesda oyunu Fallout'a aşırı benzeyen tarzıyla The Outer Worlds %50 artı %33 indirimle beraber 174 liraya geliyor Assassin's Creed Valhalla 175 gibi devasa bir indirime girmiş durumda. Fakat 200 TL'nin altında olduğu için tek başına 133 indirimden faydalanamıyorsunuz. Bunların türü bu oyun almayı planlıyorsanız yanına bir oyun ekleyin öyle satın alın. Assassin's Creed Odyssey ise %80'lik bir indirim ve 140 TL'ye düşmüş fiyatıyla bizi karşılıyor. Oyun alırsanız kesinlikle Cassandra olarak oynayın. Yani oyun sanki kasandır için yapılmış gibi. Ben bu oyundan çok keyif almıştım zamanında. Hatta o kadar keyif almıştım ki. Yani oyun bitene kadar aralıksız oynamıştım ya ben bu oyunu dünyayla iletişimi kesilmişti. Öyle için çekti beni bu oyun. Assassin's Creed Mirage'ı listeye eklemeyecektim fakat hem yeni bir Assassin's Creed olmasından ötürü hem de sevenin çok olabileceğini düşünmemden ötürü listeye eklemeye gerek gördüm. Yani yeni bir oyun sonuçta hani bu listede olmazsa olmaz ve indirim de gelmiş. 130 artı 133 indirimle beraber 398 liraya düşmüş durumda. Bir bakın derim yani seviyorsanız ilginizi çekiyorsa bu oyun. Bir şans verin. Taktiksel strateji türünün ağababalarından olan Desperado 3 bir intikam hikayesini konu alıyor. Desperado 3'te 5 tane farklı oynanabilir karakter bulunuyor. Bu karakterlerin hepsinin farklı farklı yetenekleri var. Bu farklı farklı yetenek Uygun yerlerde kullanarak ilerlemeye çalışıyorsunuz Ama bu oyunda şöyle bir durum var Oynanış çeşitliliği inanılmaz Ki Desperado bence en ön plana çıktığı yerlerden birisi de bu oynanış çeşitliliği Ben bu oyunu çok seveceğinizi düşünüyorum bu arada Yani böyle bam güm gidilen oyunlardan ziyade Taktik yapabileceğim oyunlar arıyorum diyorsanız Bence çok seversiniz bu oyunu %75 indirimde 340 liradan 85 liraya düşmüş durumda. Bence kesinlikle kaçırmayın. Giancarlo Esposito'yu baş kötü olarak gördüğümüz Far Cry Altı'yı Far Cry tarzını sevenlere öneriyorum sadece. Asla kötü bir oyun değil. Asla. Ama bana hitap etmiyor. Ben Far Cry formülüne doyduğumuzu düşünüyorum ve Far Cry Altı da seriye fazla bir yenilik katmadığı için beni çok sarmadı. Ancak Far Cry serisini çok sevenlere tavsiye edebileceğim bir oyun. Yani sırf Giancarlo Esposito için bile oynanabilir bir oyun bence. Oyun şu anda 699 liradan %75 indirimle 175 liraya düşmüş durumda. Bir bakış atabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence bu listedeki en baba indirimlerden bir tanesi bu ve kesin kesinlikle ama kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor bence bunu. Efsane seri Mass Effect'in 3 oyununun derlemesi olan Legendary Edition 599 liradan %90 indirimle 60 liraya düşmüş durumda abi. Yanına oyun ekleyerek 200 lira geçtiğiniz durumda oyun 40 lira gibi komedi bir rakama düşüyor. Yani ne yapın edin kaçırmayın abi bence bunu. Lords of the Fallen ilk non from souls like oyunu olan aynı isimli oyunun soft reboot'u. Yani oyundaki güncellenmiş grafikler cidden kendisini çok yeni hissettiriyor. Ben kendisini çok beğendim fakat beğenmenin de çok fazla olduğundan ötürü gerçekten Soulsborne türünü seviyorsanız bulaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyun normal Soulsborne oyunlardan biraz daha zor. Bana öyle geldi en azından. Yani sizi zorluğuyla bıktırabileceği için sadece Soulsborne türünü seven ve nasıl oynandığını bilen insanların bence bu oyun oynaması lazım. Diğer türlü bu ne oğlum ya diyebilirsiniz yani anladınız mı? Oyun %35 artı %33 indirimde 348 lira geliyor ve ben souls severlerin bu fiyata boyunu bu kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum. Amnesia The Banker, Amnesia serisinin dördüncü oyunu. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasındaki bir Fransız askeri olarak oynuyoruz biz bu oyunu. Cephede bir patlama yaşanıyor ve ardından Alman sığınağında hafızamızı kaybetmiş olarak uyanıyoruz. Sığınakta bir tane canavar var sürekli peşimizde. Hem bu canavardan kaçıyoruz hem de sınırlıktan kaçmaya çalışıyoruz. Emniyce The Bunker 130 indirimde 189 liradan 132 liraya düşmüş durumda. Korku türünü seviyorsanız bir bakın derim. Evet bu listedeki en sevdiğim oyunlardan bir tanesine geldi sıra. What Remains of Edith Finch. Estetik kaygısı olan insanların sanat olan ihtiyacını büyük bir zenginlikle doldurmaya başaran bir oyun bu. Farklı bir oyun bu. Bu oyunda ne görev var, ne öldürme var, ne vurma kırma var, ne silahlar var. Sadece Edith Finch adlı karakterimizin yıllar önce annesiyle beraber terk ettikleri eve dönmesiyle başlayan akıp giden bir hikaye var. %75 indirimde 150 liradan 37,5 liraya düşmüş durumda. Yani bu tarz sakin chill oyunları seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın bu oyunu. Prey, John Fitzgerald Kennedy'nin yani John F. Kennedy'nin bildiğimiz adıyla suikaste uğramadı ve uzay teknolojisinde devasa yatırımlar yaptığı bir alternatif evrende geçiyor. Prey'in dünyasındaki yaşayan John Kennedy hem dünyayı hem de Amerika'yı inanılmaz ileri seviyelere taşıyor. Prey hem hikayesiyle hem oynanışıyla aşırı keyif aldığım bir oyundu benim. Herkese hitap etmeyebilir bu oyun ama %75 indirim var. 349 liradan 87 liraya düşmüş. Ben bu fiyata kesinlikle denemeye değer bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çıkmış bütün DLC'lerle birlikte paketlenen Fallout 3 Game of the Year Edition 167 indirimde 199 liradan 65 liraya düşmüş durumda. Bu oyun benim Fallout evreninde giriş oyunum. Bence RPG seven birinin ya oynadım ya ben onu demesi gereken bir oyun. Fallout 3 apokaliptik dünyayı inanılmaz değişik bir şekilde tasvir ediyor. Ben size de çok keyif vereceğini düşünüyorum o yüzden kaçırmayın diyorum bu oyunda. Bethesda'nın 2010 yılında çıkarmış olduğu Fallout New Vegas 2281'de yani Fallout 3'ten 4 yıl sonrasında geçiyor. Fakat bu sefer Vault'tan çıkmış süt çocuğu değil Wasteland topraklarında taşın toprağının mücadelenin içinde büyümüş has mı has bir Anadolu çocuğunu oynuyoruz. Muhteşem diyalogları ve gerçek bir RPG deneyimi sunmasıyla Fallout New Vegas 170 yaş indirimde 99 liradan 25 liraya düşmüş durumda ve belki de Fallout serisinin en iyi oyunu olabilir bu. Hiçbir bu oyunda şehirde gezmekten Marvel Spider-Man'de olduğu kadar keyif alamıyorum alamadım. Yani serbestçe dolaşmanın bu kadar tat verdiği başka bir oyun var mı ben bilmiyorum. GTA'yı falan saymıyorum tabii ki. Bir ton etkinlik var GTA'da ama bunda dolaşmaktan bahsediyorum ben. Sadece dümdüz dolaşmak. Oradan oraya atlarken saçma sapan olaylara dahil olmak başlangıçta aşırı keyifli olsa da beni sonraları sıkmaya başladı. Fakat ilerleyen süreçte sadece görevleri yaparak dahi oldukça zevk alacağınızı düşünüyorum oyundan. %40 artı %33 indirimiyle beraber Marvel Spider-Man 442 liraya düşüyor. Marvel Spider-Man Miles Morales için önceki oyun hakkında ne söylediysem aynılarını baz alın. Spider-Man serüvenine doyamam diyorsanız yapıştırın. Neden bilmiyorum ama ben Miles Morales'tan ilk oyuna göre çok daha fazla keyif aldım. Miles Morales %40 artı %30 indirimle 899 liradan 361 lira gibi bir fiyata düşüyor ki bence gayet uygun bu oyun için. Hem güleyim hem de bir yandan zombi pataklıyım diyorsanız piyasada bulabileceğiniz en keyifli zombi oyunlarından birisi Dead Island 2. %40 artı %33 indirimiyle beraber 172 lira gibi bir fiyata düşüyor. Turbo Overkill Doom Eternal'a çok benziyor. Grafikleri müthiş, gayet keyifli bir hikaye modu sunuyor. Yani gün yaratık öldürmek mi istiyorsunuz? Bu sizin için en iyi alternatiflerden bir tanesi. Ben şahsen çok keyif alacağınızı düşünüyorum. %30 indirimle beraber 235 liradan 165 liraya düşmüş durumda. Yani bence bu fiyattan kaçırmayın Turbo Overkill'ı. Evet, listenin baba oyunlarından bir tanesine daha geldi sıra. Uncharted Hırsızlar Mirası içerisinde İçerisinde Uncharted 4 bir hırsızın sonu ve Uncharted kayıt mirası barındırıyor. Oyunu Türkçe dublaj var. Müthiş bir aksiyon var. Akıp giden bir oyundan bahsediyoruz. Ve zamanında PlayStation sattıran bir oyun bu. %50 artı %33 indirimle beraber 899 liradan 301 lira düşmüş ki bence bu fiyat bu oyun için çok uygun. Bence kaçırmayın bu fiyata. Tabi bir virgül koymam lazım burada. Ben hani sürekli diyorum ya bence kaçırmayın yok yapıştırın yok uçup kaçın alın bu oyunu falan diyorum yani. Bu oyunların hepsini toptan alın demiyorum ben size aslında. Sadece diyorum ki bu tarz ilgisini çeken insanlar bu oyunları bir gözden geçirsin demeye çalışıyorum. Kaçırmayın diyorsam oyuncudan çok iyidir. Çok sevmişimdir oyunu. Yani siz bundan sonra bu mümalde anlayın. Bence kaçırmayın tabiri biraz ben oyunu çok beğendim demek oluyor aslında yani. Devam edelim. Callisto Protocol'un yönetmeni Dead Space serisinin yaratıcılarından Glenn Schofield. Yani şimdi bu oyun Baştan artı bir puanla ortaya çıkıyor. Fakat beklentiler çok yüksek olduğu için bu oyun biraz eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu konuda bir şey demiyorum. Fakat ben bu oyunu sevdim. Yani Kombat sistemi çoğu kişiye göre sıkıcı olsa da ben sevdim. %60'a indirim gelmiş oyuna. 499 liradan 125 liraya düşmüş. Yani bence bu fiyata kesinlikle şans vermeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Lisanslar çeşitliliğiyle ön plana çıkan bir oyun. Aynı görevi farklı farklı şekillerde oynayabiliyor oluşumuz bu oyunu çok özel kılıyor bence. Bir düşmanı öldürmek veya öldürmemek. Öldürürseniz farklı, öldürmezseniz farklı sonuçlarda karşılaşacak olmanız. Bunun sonucunda da şehirde farklı farklı etkiler görecek olmanız. Karakter gelişiminin aşırı lezzetli olması. ilgi çekici hikayesi gibi. Bir ton etkenden ötürü Dishonored cidden türünün en iyi oyunlarından birisi olabilir. Bütün DLC'leri içinde bulunduran Definitive Edition haliyle 175 indirimde 179 liradan 45 liraya düşmüş durumda ki bence bu Dishonored için çok uygun bir fiyat. Bu oyuna bence kesinlikle ama kesinlikle bir şans verin. Bence bu fiyattan kaçırmayın abi. Dishonored 2'de Dishonored'daki yapı kesinlikle bozulmamış. Aksine geliştirilmiş. Önceki oyuna nazaran daha detaylı grafikler var. Atmosferi müthiş. Oynanış aşırı çeşitli yine. Ve 190 indirimle 259 liradan 26 liraya düşmüş bu oyunu. Bence Dishonored Definitive Edition'la beraber alın. Yani sonra gelirsiniz abi bana teşekkür edersiniz. Bir abone olursunuz belki. Bir like atarsınız belki. Çıktığı yılın oyunu olan It Takes Two. Arkadaşımla veya sevgilimle oynasam ama ne oynasam diye düşünenlerin derdine deva olmuş bir oyun. Ya benim derdime zamanında deva oldu. Ya ben böyle keyifli, oynanış her bölümde farklılaşan başka bir platformu gördüm mü hatırlamıyorum. It Takes Two'nun bir güzelliği de şu ki bu çok önemli bir güzellik bence. Oyunu bir kişi alırsa diğer kişi onun Friends Pass'iyle bedavaya oynayabiliyor oyunu. Yani aslında 175 yaşında 100 liraya iki tane It Takes Two almış oluyorsunuz. Yani daha ne olsun be kardeşim? Disco Elysium aksiyon sevenlere göre bir RPG değil. Tamamen diyalog temelli bir oyun. Yani baştan herkese göre olmadığını söyleyeyim o yüzden. Diyalogları o kadar sorgulatıcı ve detaylı düşünülmüş ki Disco Elysium benim gözümde bir oyun değil abi. Bir sanat eseri. Tabi baktığımızda ben oyunların sanat eseri sayılması gerektiğini düşünen bir insanım ama orası ayrı konu. 175 indirimde 61 liradan 16 liraya düşmüş. Bu deneyim için çok komik bir fiyat bu. Bu listenin belki de en alakasız oyunlarından birisi olabilir bu. Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2. 1 artı 2 diye geçiyor. Bu oyunu herkes sevmez. Ben çocukken PlayStation 1'de oynuyordum Tony Hawk serisini. Hatta bu oyun için harçlıklarımı biriktirip analog gamepad almıştım PlayStation 1'e. O zaman hani PlayStation 1'in gamepad'ini bilirsiniz. Analog yoktu onlarda. Ya, i̇şte sizdir, okuldasınızdır. Eve gideyim de artık. Kaykayımda birkaç hareket yapayım da keyif diye düşünecek bir oyun bu. 160 indirimde 288 liradan 116 liraya düşmüş durumda. Bence bir şans verin yani. Ben çok seviyorum bu seriyi. Ben her sene altınlık time 400-500 saat gömen birisiyim. Ama bu sene oynayamıyorum bu oyunu. Maalesef çok üzülüyorum bundan ötürü. Vaktim yok yani. Yani 400-500 saat gömecek bir vaktim yok herhangi bir oyuna. Benim yerime siz oynayın diyeyim. Ultimate Team için hala geç değil dostlar. Şu an alsanız da yani kadro yapabilirsiniz. Endişelenmeyin bundan ötürü. Çünkü çok görüyorum ben bu soruyu. Yani şu an geç mi değil mi falan diye. Alın. Bence geç değil. 160 artı 133 indirimle 1200 liradan 321 liraya düşmüş. Ya bence yapıştırın geçin abi. Death Stranding bazılarına göre bir kargo simülasyonu. Bazılarına göre de nefis bir hikaye sahip. İnovasyon konusunda çığır açmış bir oyun. Hideo Kojima. Klasik. 125 artı 133 indirimle 329 liradan 165 liraya düşmüş. Yine herkese hitap etmiyor ama bence kaçırmamanız gereken bir oyun. Metro 2033 ve Metro Last Light'tan tanıdığımız Artyom'un hikayesi devam ediyor. Seri bu oyunun açık dünyaya geçiyor. Atmosfer ve oynanış hala çok iyi. İki hikaye DLC'si ile beraber %80 indirimde 233 liradan 47 liraya düşmüş. Yani merak ediyorum. Abi bu fiyatlar ne oğlum ya? Bu fiyatlar ne la? Ya Epic ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun baba? Oğlum demeyeceğim baba diyeceğim artık. Baba Epic baba. Ne yapıyorsun abi? Bu fiyatlar ne ya? Star Wars Jedi Fallen Order. Tam anlamıyla bir Star Wars oyunu abi. Baştan söyleyeyim bunu. Kombat sistemi bana aşırı keyif vermişti. Çünkü Işın kılıcıyla dövüşüyoruz ve ışın kılıcıyla dövüşmek neden keyif vermesin ki yani? Gayet keyif veren bir durumdur bence herkes için. Ama bu oyunda bana esas keyif veren şey müthiş grafikler ve sinematik hissiyatı. Yani bir Star Wars oyunu değil de bir Star Wars filmini oynamışım gibi hissettim ben. %85 gibi devasa bir indirimde 280 liradan 42 liraya düşmüş durumda. Fiyatlar çok komik abi çok komik çok saçma. Yarın büyük ihtimalle gelip Epic'in tapusunu üzerimize yapacaklar yani o derece bir saçma fiyatlar. Star Wars Jedi Survivor, Jedi Fallen Order'ın üstüne bazı baharatlar serpiştirilip sunulmuş hali. Önceki formülü sevdiyseniz veya severim diyorsanız ben buna da bir şans verin derim. Fakat fiyatı biraz tuzlu o yüzden vermeyebilirsiniz de. Yani listedeki büyük ihtimalle en zayıf oyun bu. Çünkü fiyatı çok yüksek. 150 artı 133'ün derinle beraber 402 liraya tekabül eden bir fiyatı var. Bir bakabilirsiniz bu seriyi seviyorsanız. Mafia Definitive Edition, Mafia 1'in remake hali. Remake ile remaster karıştırılıyor. O yüzden buna bir açıklık getireyim. Remaster olayını makyaj yapmak gibi düşünün. Remake olayını kafanaklı gibi düşünün. Orijinal Mafia'nın kafanaklı yapılmış halinde bence %75'inlerinde 65 liradan sahip olmak bence çok iyi fırsat. Mafia 2 Definitive Edition'dan Mafia 2'nin remake hali. Fakat Mafia ve Mafia 2 Definitive Edition'ları Mafia 3 gibi lezzet kefazı bir oyunu karşımıza çıkan Hangar 3 geliştiriyor. Ama ben yine de bu iki oyunun Definitive Edition'larını sevdim. Ya, bence gayet güzel grafikleri var çaya koydurmuşlar. Yani %67 indirimle 66 liraya düşmüşken ben kesinlikle bir şans verin diyorum. Yani bu fiyatları bu iki oyun hiçbir şekilde üzmez. Days Gone, zombi kıyametinden sonra dağılmış dünyada motorcu abimizi zombi kıyametinin başlarında profesyonel ekiplerce kurtarılan yıllardır görmediği karısının hayatta olma ihtimaline tutunmasını anlatıyor. Yani bol bol motor sürüp zombi öldürdüğümüz çok zevkli bir oyun Days Gone. Ama bu eğlendirme işini Dead Rising gibi absürt komediyle değil büyük bir ciddiyetle yapıyor. Deacon kardeşime selam olsun. Days Gone 175 artı %33 indirimle 900 liradan 150 liraya düşmüş durumda. Hogwarts Legacy Harry Potter evren geçen ilk büyük çaplı açık dünya oyunu olmasına ötürü çok konuşuldu. Bayağı konuşuldu yani çıkmadan önce. Nispeten küçük bir stüdyo olan Avalanche Software tarafından geliştirildiği için oyun çıkmadan önce çok ümit vaat ediyor olmamasına rağmen çıkınca fark edildi ki bu adamlar bu oyunu kotarmış. Yapmışlar abi. %40 artı %33 indirimle 1099 liradan 442 liraya düşmüş durumda bence alıp geçin ya. İyi oyun iyi oyun. Yani beğenen de var, beğenmeyen de var ama bence iyi oyun. Ve fark ettiyseniz Star Wars Jedi Survivor'da 402 liraya pahalı demiştim. Hogwarts Legacy'de 442 liraya okey diyorum. Yani böyle bir ayrım da var. Bunlara da dikkat edin. Sifu çok değişik mekaniklere sahip bir oyun. Bir roguelike oyun ve roguelike türünün çok sağlam oyunlarından bir tanesi. Dayak ki baştan başladıkça yaşımız büyüyor. Yaşımız büyürken bazı özellikleri kaybediyoruz, bazı özellikleri kazanıyoruz. Ya dövüş mekanikleri o kadar güzel ki Sifu'nun. Oyun yağ gibi akıyor ya, yağ gibi akıyor. Hazır 290 liradan 150 liraya 145 liraya düşmüş. Bence bir bakın ya. Bu oyuna kesinlikle bir şans verin. Derim ben. Deus Ex Mankind Divided 2029 yılında insanlar arasındaki biyomekanik ayrımı konu alırken politik entikalar ve siber suçlarla dolu bir dünyada geçiyor. Oldukça derin hikayeye sahip bir oyundur. %40 indirimde 229 liradan 137 liraya düşmüş durumda. Ama bence bu oyunu oynayacaksanız öncesinde bir Deus Ex Humor Revolution'a bir şans verin. Fakat Deus Ex Humor Revolution Epic'te yok. Onu Steam'den alacaksınız. Steam'de 21 liralığa kadar 1.5 dolar gibi bir fiyata temin edebiliyorsunuz. İkisi birlikte set halinde 4.76 dolar hatta şu an. Yani bütün DLC'ler falan dahil. Bence Steam'e bir bakabilirsiniz bu oyun için. Ratchet Clank Ayrı Dünyalar PlayStation 5'te ilk oynadığımda grafikleriyle aklımı başımdan almıştı. Ve PlayStation 5'te boyutlar arası geçişlerde gram bekleme süresi de yoktu ha. Hiç yoktu. Sıfır yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Fakat PC tarafında durumun ne olduğunu bilmediğim için PlayStation 5'tekiyle aynı deneyimi yaşayabilmeniz için oyunu SSD kurmanız lazımdır diye düşünüyorum. Bu oyunu SSD kurmadan oynamayın derim ben. Gerçek bir PlayStation 5 oyununu bilgisayarda deneyimlemek için bence kesinlikle bir şans verin. Yani fiyatı biraz tuzlu ama bence değer. %33 artı %33 indirimle 1100 liradan 493 liraya düşmüş durumda fiyatı. The Last of Us Part 1'i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum açıkçası ya. The Last of Us Part 1'i PlayStation oynamadıysanız daha önce. Yine Ratchet Clank'taki gibi 493 liraya düşmüşken kesinlikle ama kesinlikle bir alın şans verin. Kesinlikle ya. Yani bu oyuna 493 lira gayet uygun bence. Çok uygun. Yani alın oynayın oynattırın abi. Çünkü The Last of Us ayarında çok az oyun var. Çok az ya. The Last of Us bence AAA'nin ne demek olduğunu çok net gözler önüne seriyor abi. Öyle AAA deyip geçmek de olmuyor. AAA bu oyundur. Bu klasmandır 3 Kendisini sevmen çok insan oldu fakat beni koltuğa çevirebilmiş nadir oyunlardan birisi Returnal. Yani nedense ben bu oyunu herkesin sevmesini ve herkesin oynamasını istiyorum. İnatçı bir yapım olduğundan mıdır bilmiyorum ama Roguelike türü benim çok hoşuma gidiyor. Aşırı sevdiğim bir tür. Ve Returnal Roguelike turunun en nadide incilerinden bir tanesi bence. O kadar akıcı bir yapısı var ki oyunun. Kaymak gibi akıyor. Ben bu oyunu neden bilmiyorum ama çok sevdim. Platinlemek istemiştim ama yine bir engele takıldım ve o engel zaman engeli. Benim bir oyunu platinlemek için hiçbir zaman yeterli vaktim yok. Returnal'da daha önce saydığım iki oyun gibi 493 lira. Yani roguelike turunu seviyorsanız çok 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 kaliteli bir oyun. Bu fiyata kaçırılmaz. Mortal Kombat 1'in PlayStation 5'te ben deneme süresini oynama fırsatı buldum ve grafiklere aşık oldum. Dövüş mekanikleri zaten müthiş. Mortal Kombat 11'in grafikleri bana çizgi film gibi geliyordu. Ve o yapı gitmiş, aşırı realistik bir grafik yapısı gelmiş. Mortal Kombat 1'i kendi listeme de aldım. Maaşı bekliyorum, alacağım oyunu. %40 artı %33 indirimle 1200 liradan 481 liraya düşmüş. Bence yapıştırın. The Evil Within, Resident Evil'in yaratıcısı Shinji Mikami abimizin elinden çıkmış bir korku hayatta kalma oyunu. Dedektifimiz Sebastian Castellanos ve ekibi bir olayın ardındaki gizemi çözmek isterken saldırıya uğruyorlar ve gizemli bir gücün esiri oluyor bu abimiz. Bilgisayar tarafında son oynayışımda bazı saçma baklarla karşılaşmıştım fakat son sürüm hakkında bir bilgim yok. Yani bak görmezseniz Hatta ben 2016'da YouTube hayatıma bu oyunla beraber başlamıştım. Dipnot. %80 indirimle 349 liradan 70 liraya düşmüş durumda. Ve korku hayatta kalma türünü sevenler için bence müthiş bir deneyim. The Evil Within 2 ilk oyundaki olaylardan 3 yıl sonrasına geçiyor. Mobius insanların bilinçlerini dijital ortamla birleştirebilen sistem diye bir sisteme sahip. Fakat sistem bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Sebastian Reis'in kızı Lily. Evil Within 2 %85 indirimle 699 liradan 105 liraya düşmüş durumda. The Evil West oynadınız mı bilmiyorum ama ben bu iki oyunu birbirine çok benzettim. Remnant 2 çok eğlenceli bir aksiyonu. Müthiş grafiklerle beraber bize sunmayı başaran bir oyun. %40 artı %33 indirimde 685 liradan 275 lira gibi bir fiyata oyuna sahip olabiliyorsunuz. Dead Space Remake 2008 yılında çıkmış orijinal oyuna grafik anlamında büyük geliştirmeler getirmiş bir oyun. Ve oynanış anlamında da aynı şekilde. Yani bence korku türünde bu ayarda kaliteli yapımları çok nadir bulursunuz. Ki Dead Space bilim kurgu ile korkuyu birleştiren nadir oyunlardan bir tanesi. %60 artı %33 indirimle beraber 1000 liradan 268 lira düşmüşken bence bu fiyattan kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Horizon Zero Dawn 2017 yılında çıkmış olmasına rağmen inanılmaz grafiklere sahip bir oyun. 2023 yılında bile ben bunu söyleyebiliyorsam bu oyuncudan zamanın ötesinde grafiklere sahip olan bir oyundur bence. PlayStation Exclusive olarak çıkan her oyun gibi standartın üstünde genel kaliteye sahip bir oyun. Ve bence bu oyun içinde 225 lira çok rahat harcanır ya. Hi-Fi Rush'ı şey yapan firma kim biliyor musunuz? Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Tango Gameworks. Peki bu firma kim? The Evil Within'in yapımcısı. The Evil Within gibi bir korku hayatta kalma serisini yapmış olan bir oyun firması nasıl high fire gibi dinamizmiyle ön plana çıkan bir oyun yapabiliyor aklım almıyor ya benim. ya Çünkü oyun yapımcılarının belli başlı kategorileri vardır değil mi? Atıyorum online FPS yapan bir firma online FPS konusunda iyidir. Ne zaman eline single player oyun verirsin sıçar batırır. Ama bu adamlar korku hayatta kalmayı da müthiş yapıyorlar. High fire rush gibi ritim temasıyla hack and slash'ı birleştirmiş dinamizmiyle ön plana çıkan bir oyunu da müthiş yapıyorlar. Ya, Tangled'ı yemiyorsa ben hayran kaldım ya. High fire rush'ı 125 artı 133 indirimiyle beraber 299 liradan 151 liraya satın alabiliyorsunuz. Metro serisinin önceki oyunları olan Metro 2033 ve Metro Last Light Redux'ı 3'er liraya, 3'er liraya, gerçekten 3'er liraya. Alan Wake serisinin yapımcısı Remedy'nin oyunu Control'a 95 liraya ki Control'ın Alan Wake 2 ile çok fazla bağlaştığı yönler var. Çok fazla atıf var ki bence Alan Wake 2'yi oynamadan önce bu oyunu da oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Reboot edilmiş Tomb Raider serisinin ilk oyununu 8,5 liraya. Serinin ikinci oyunu Rise of Tomb Raider'ı 18 liraya. Serinin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider'ı 41 liraya alabiliyorsunuz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videoyu Beğenmeyi ve kanala abone olmayı Allah için unutmayın. O kadar emek çektim. Hadi görüşürüz.